Video film tekrar zamanlama. Eğer Hollywood filmlerini izlediyseniz bazı kişilerin caddeye düştüğünü ve birden çok yavaşladığını görmüşsünüzdür. Aslında bunu gerçek hayatta gerçekleştirmek için yüksek hızda çekim yapan kameraya ihtiyacınız var. Yüksek hızlı çekim yapan kamera saniyede 200 kare çekerken biz bunu 30 saniye hızda izleriz. Bu şekilde hareket çok yavaşlayacaktır. Çoğunluğumuz yüksek hızda kameraya sahip olmamamıza rağmen insanlar görüntüyü yavaşlatıp hızlandırmak istemektedir. Bu dersimizde videomuzu orijinal çekimden %30 oranında yavaşlatacağız. Başlamadan önce bazı araçları tanımamız gerekir. Projemize bakalım. Zaman çizgimize bakarsak MP4 dosyamız var. Proje panelimizde seçersek yaklaşık 24 kare saniye hızında çekildiğini görmekteyiz. Değişikliğimizi yaptığımızda bu hız 17-18 kare hızına düşecek. After Effects'te tekrar zamanlama ayarları katman menüsünün altında yer almaktadır. Zaman çizgimizden katmanımızı seçelim. Katman menüsünden zamana gidelim. Tersine zaman katmanını seçelim. Göstergemizi 2 saniye civarına taşıyalım ve ne olduğunu görelim. Filmimiz buraya kadar yürütülecek, daha sonra geri saracak. Katmanı seçtikten sonra düzen menüsüne tıklayalım. Böl seçeneğini seçelim. Artık iki farklı katmanımız var. Göstergemizi 4 saniye civarına kaydıralım. Tekrar katmanı bölelim. Bunun için Ctrl+Shift+D tuşlarına basalım. Burada gösterilen gri bölge, kırpılan alanı göstermektedir. Açık gri alansa seçili katmanı göstermektedir. Tersine zamanı ekleyerek ne olacağına bakalım. Katman menüsünden zamana gidelim. Tersine zaman katmanını seçelim. Altında kırmızı çizgi olan bu katmanda görüntü geri saracaktır. RAM ön izlemeye yükleyelim. İleri gidiyor, geri sarıyor, tekrar ileri gidiyor. Üstteki katmanımızı geri sarmak için kullanacağız. Adını geri sar olarak değiştirelim. Bu konuyla ilgili efektleri efektler menüsünden zaman seçeneğine giderek bulabilirsiniz. Bu katmanın adını tribün olarak değiştirelim. Katman 1'i seçelim, çoğaltalım. Bu katmanın başlangıcını zaman çizgimizin başlangıcına sürükleyelim. Bu noktada değişken zaman tekrar haritalamanın zaman üzerindeki değişimini gösterelim. Bunun için katman menüsünden zamana gidelim. Zaman tekrar eşlemeyi aktifleştir seçeneğini seçelim. Zaman çizgimizin başında ve sonunda anahtar kareleri görmekteyiz. Zamanı tekrar haritalamayı seçelim. Anahtar kare editörünü açalım. Burada filmin nasıl oynayacağını gösteren bir çizgi görmekteyiz. Bu çizgi belli bir açıyla yukarı doğru yükselmektedir. Film ileri oynayacaktır. Bu çizginin düzleştiği noktada film duracak ya da duraklayacaktır. Göstergemizi 2 saniye civarına alalım. Zaman çizgimizin sol tarafında bulunan düğme ile anahtar kare editörüne bir anahtar kare ekleyelim. Göstergemizi 4. saniyeye taşıyalım. Tekrar bir anahtar kare daha ekleyelim. Zamanı tekrar haritalama ile ilgili işimiz tam olarak bitmedi. Bu anahtar karelerle hiçbir ayarlama yapmadık. İkinci anahtar kareyi seçelim. Zaman çizgisini de aşağıya doğru sürükleyelim. Gördüğünüz gibi hiçbir yere yapışmıyor. Buradaki mıknatıs butonuna tıklayarak yapışmayı açabilirsiniz. Sürükleyerek düz çizgi yapalım. Ön izleme yaparak nasıl olduğunu görelim. Normal hızda oynuyor, duraklıyor, biraz daha hızlı hareket ediyor. Duruşlar ve hareketlenmeler çok keskin. Bu hareketlenmeleri nasıl basamaklandırabiliriz bu konuya bakalım. Bunun için ilk anahtar kareye sağ tıklayalım.
Anahtar kare asistanından kolay, yavaş yavaş hareketlendir seçeneğini seçelim. Bu bize tutamaçlar verdi. Diğer anahtar kare için de aynısını yapalım ve sağ tıklayalım. Anahtar kare asistanı kolay, yavaş yavaş hareketlendir. Home tuşuna basalım. RAM ön izlemeye yükleyelim. Yavaşlayacak, duracak, daha sonra tekrar hızlanacaktır. Sisteminize yüklenmesi biraz zaman alabilir. İkinci anahtar karemizi aşağı sürükleyelim. Tekrar RAM ön izlemeye yükleyelim. Hızlanıyor. Ters dönüyor, tekrar hızlanıyor. Hareketi daha da yumuşatmak için bu iki anahtar kare etrafına bir dikdörtgen çizelim. Sınırlama noktalarını görmek için bu anahtarın aktif olması gerekir. Dikdörtgeni çizelim. Köşesinden tutarak biraz daha uzatalım. Yumuşaklığımız tamam. Zaman tekrar haritalama ile ilgili son bir konu kaldı. Bunun için anahtar kare editörünü kapatalım. Katman menüsünden çerçeve karıştırma seçeneğine gelelim. Şu an kapalı seçili. Bundan dolayı filminizi yeniden haritalandırırken biraz pürüzlü görünebilir. Çerçeve karıştırma ise kapalının bir adım üstüdür. Bu seçenek yeni kareler ekleyerek ya da oluşturarak karıştırır. Piksel film ise sadece kare eklemez ya da yenilerini oluşturmaz. Ayrıca kareler arasındaki her pikseli analiz ederek mümkün olan en düzgün filmi oluşturmaya çalışır. Bu konuyla ilgili efektleri efektler menüsünden zaman seçeneğine giderek bulabilirsiniz.